Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Araştırma Müdürümüz Gizem Uzuner Gençlük'le beraber karşınızdayız. Günaydın Gizem. Günaydın. Açılış öncesi beklentileri ele alalım istersen. 2 dakika içerisinde gongda gelecek zaten. Şimdi dün Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı ve gerçekten de çok yüksek bir enflasyon rakamı olduğunu söyleyebiliriz. %6.2'ye giden bir TÜFE rakamı var. Dolayısıyla bu Amerikan borsalarında Amerika'nın 30 yıldır görmediği bir enflasyondan bahsediyoruz. Kesinlikle öyle. Yani bu da piyasanın tabii ki enflasyon kalıcı olacak inancına yansıdığı için hem borsalarda rekorlardan düşüş getirdi hem de bir taraftan Amerika'nın faizlerinde özellikle uzun vadeli tarafta belirgin bir şekilde yükselişe sebep oldu. Hem bizim dünya borsalarıyla olan korelasyonumuzdan kaynaklı hem de Amerika'daki faiz yükselişinin gelişen ülke varlıklarına negatif yansımasının sonucunda gelişen ülke varlıklarının bu enflasyondaki yükselişi en negatif fiyatlayan tarafta olduğunu da söylemek mümkün. Bununla beraber bugün vadeli işlemlerde de aynı zamanda bir toparlanmada zorluk çekildiğini görmekteyiz. Asya'ya baktığımızda orada da MSCI Asya Pasifik üzerinden baktığımızda bugün %1'e yaklaşan kayıplar vardı. Dolayısıyla dünya borsalarındaki iyimser tablo çok bozuldu bir gün içerisinde enflasyon rakamlarının ardından. Dünkü satışın ağırlığı da biraz önemli. Çünkü mesela S&P'ye baktığımızda bunun ağırlıklı olarak enerji ve teknoloji hisselerinden bu düşüşün geldiğini söylemek mümkün. Buradaki bu tablonun bozulmasının özellikle bize de yansımasının negatif yönde olacağına dair beklentiler var. Ama şu var, onu da söyleyebiliriz. Mesela petrol fiyatlarında da bir taraftan düşüş var. O yüzden de bunun da bizim tarafa yansıması bir taraftan pozitif. O yüzden de dünya borsalarındaki düşüşten evet bizi negatif etkilemesi bir kenara bizdeki düşüşün biraz daha sınırlı olması da petrol fiyatları da aynı esnada düştüğü için göz önünde bulundurulması gereken bir faktör. Bir de özellikle son dönemde dolar TL ve Borsa İstanbul arasındaki korelasyonun negatif yönde olması yani ters hareket etmeleri bugün de kur tarafında gördüğümüz bu yukarı yöndeki hareketle beraber tabii bu borsayı ucuzlaşan daha da ucuzlaşan bir etmen de beraberinde getiriyor. Nitekim bugünkü tabloda kur hareketi oldukça önemli. Ona da dikkat çekelim. Yani dünkü enflasyon rakamlarının ardından dolar da yükseliş devam etti. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. %1.1 şu an dolar TL yukarıda 9.92.52 seviyesinde işlem görmekte. Buradaki fiyatlamanın yani genel itibariyle Türk varlıklarındaki fiyatlamanın bugün negatif olacağı ama Borsa İstanbul buradaki negatifliğin diğer Türk varlıklarıyla kıyasladığımızda biraz daha az negatif olacağını söyleyebilirim. Şimdi dönelim buradan borsa açılışına. İlk rakamda geldi %0.13'lük bir aşağı yönlü yani 2 puanlık bir düşüşle borsa yeni günü 1622 puanda karşıladı. Açılış itibariyle 37 hisse yükseliyor endeks yüzde. 53 hisse düşüyor ve 10 hisse de yatay şekilde işlemler başladı. Doğuş Ota şu anda en çok yükselen konumunda. Arkasında Petkim, Halkbank, İskenderun, Demirçelik ve Kardemir hisselerini görüyoruz. En çok düşen tarafta yüzdesel bazda gübre fabrikaları var. Arkasında Şok Market, Biyotrend Enerji, yine Alarko ve ODAŞ hisselerini takip ettiğimizi hatırlatalım. Borsa açılışı itibariyle mali endekste %0.31'lik, banka endeksinde ise %0.38'lik değer kayıpları var. Sanayi endeks ise günü %0.02'lik yatay bir yeşil ekranda karşıladı. Kurlar tarafında bu arada rekor takip ediyoruz. Onu da yine belki hatırlatmakta fayda var. Son dakika bilgisi de geldi. Özelleştirme İdaresi Çal Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesini bugün saat 14.30'da yapacak. Takip edeceğiz diyelim konuyla ilgili elimize daha fazla geldiği noktada. Şu anda bu arada kurda 9.92.50 seviyesinde dolar TL işlemleri devam ediyor. Esasında tabii kurdaki rekor hem Amerika'daki bir miktar enflasyon sonrası rekora gitti. Ama aynı zamanda tabii ki önümüzdeki aylara ilişkin dış borçlanmalar vesaire de baskı oluşturuyor diyebilir miyiz Gizem? Bir de tabii gelecek hafta PPK'da yine belki bir faiz indirimi gelir mi? Bunun da kur üzerinde etkisi şimdiden var demek doğru olur mu? Neler söyler bize piyasacılar? Yani zaten bir önceki Merkez Bankası toplantısından bu yana kurun her yükselişinin ilk başlıca sayılan gerekçesi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebilme ihtimali, evet. Edeceği ihtimali. Bir de şu var tabii ki enflasyondaki seyre bağlı olarak yine de kısmi de olsa faiz indirecek yeri var olarak yorumlanıyor. Çünkü bilindiği gibi Rusya haricinde aslında bizim içerisinde bulunduğumuz EMEA bölgesinde, daha doğrusu CMA bölgesinde pozitif yönde, pozitif reel faiz veren kimse yok zaten. O yüzden
bizde de faiz indirimi yapılacak, yapılabilir yönünde yorumlar var. Ha, yapılmaması gerektiğini savunuyor bu arada ekonomistler ama yapılabilme ihtimalinden kaynaklı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceği, bunun da kuru yukarı yönde... Çünkü sınırlı yerim var dedi Merkez Bankası. Evet, yani o kapıyı da kapatmamış olması da aynı zamanda ekonomistlerin buna gerekçe göstermesine sebep oluyor. Bunun neticesinde de biz kurdaki yukarı yöndeki baskıyı başlıca olarak hani Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam edebileceği yönündeki algı olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada şu var tabii ki, kur yükselişine devam edecek. Bu kur yükselişi, Merkez Bankası kur yükseliyor diye para politikasını sıkılaştırmaya gitmeyecek de aynı zamanda bunun bir gerekçesi. Yani faiz indirimlerine devam etmeyecek olsa bile kurdaki yükselişe karşın bir şey yapmayacağı beklentisi de kurda yukarı yönde baskıyı arttıran bir başka gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer konuşulan konularda tabii ki doların küresel ölçekte yükselmesi, Amerika'da faizlerin yükseliyor olması, bu ani ve sert yükselişin beraberinde Fed'i bir şekilde faiz arttırmaya zorlayacağı yönünde beklentinin piyasada ağırlık kazanması, bunlar tabii ki gelişen ülkelerin beklediğimiz ama beklenenden önce gerçekleşmesi muhtemel hale getiren bir enflasyon datasıyla karşılaştığımız için bu bize dışarıdan bir baskı olarak gelecek. Yani demek istediğim şu, biz şimdi kendi iç dinamiklerimizle beraber Türk lirasının zayıfladığını görmüştük. Şimdiye kadar sene başından bu yana en fazla değer kaybeden dolar karşısında Türk lirası olmuştu. Ama bundan sonrasında bizim kendi risklerimizden ziyade dünyada korkulan oluyor ve enflasyon baskısı Fed'i piyasa tarafından faiz arttırmaya zorlayabilecek kadar yüksek gelmeye başladı. Dolayısıyla bu da doları güçlendirdiği için beraberinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde de baskı oluşturacaktır. Senin de söylediğin gibi işte bizim gibi borç yükü olan, cari açık veren gibi ülkeler, böyle ülkeler özellikle para birimleri daha hassas olan ülkeler. O yüzden de senin de dediğin gibi önümüzdeki dönemde borç ödemeleri yine gündeme gelecektir. Çünkü bilindiği gibi bizim reel sektörümüzün borçluluğu var, döviz cinsinden borçluluğu var. Dolayısıyla dövizdeki bu yükseliş her seferinde onların borçluluğunun daha da artan bir yükümlülüğe katlanmasına sebep olacak. Küresel faizlerin de yukarı gittiği bir ortamda. Tabii ki yeniden borçlanmak istesen bile artık eskisine göre daha yüksek maliyetle borçlanmış olacaksın neticesinde. Sendikasyonları bu hafta izliyoruz mesela. Bizim sendikasyonlarımızda mesela bu tarihte hiçbir zaman aslında problem olmadı ama problem olan kısım şurası aslında. Sen, maliyet. Evet, maliyet tabii ki, maliyet artışına katlanmak zorunda kalıyorsun. Öyle bir sıkıntı doğuruyor beraberinde. Yani bizim bu sene mesela cari denge gündemimizde değildi aslında. Çünkü borç ödemeleri vesaire hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Bu senenin gündemi değildi. Ve içeride talebin zayıflayacağı beklentisi zaten vardı. Yani muhtemelen önümüzdeki senenin de konusu olmayacak ama Türk lirasındaki bu kadar zayıflamanın neticesinde burası işte dış ticarete nasıl etki edecek? Burası bir soru işareti. Salgının seyri nasıl olacak? Bu turizm tarafındaki işte mesela bu sene cari dengenin konu olmamasındaki gerekçelerden bir tanesi de turizm de aynı zamanda. Hı hı. Önümüzdeki sene de hala salgın devam ettiği için aynı risk gene konuşulacak o dönem geldiğinde ama yani bir şekilde cari geliri oranı açısından da tehlikeli bölgelerde değiliz eskisi gibi. Kesinlikle öyle. Yani aslında yani çiftaneleri konuşmuyoruz mesela. Yani Merkez Bankası buraya işaret etmese zaten cari denge Türkiye'nin gündeminde olmayacaktı. Yani muhtemelen önümüzdeki sene de olmayacaktı zaten ama Merkez Bankası buraya işaret ettiği için hani bu kurdaki zayıflık cari dengeye geldikten sonra dengelenecek, istikrar kazanacak dediği için biz cari dengeye bu kadar bakıyoruz ama aslında burada bence o kadar da büyük bir hikaye yok neticesinde. Evet, oradaki kurdaki denge nokta ne olacak tabii orası bir merak konusu. Diğer yandan cari dengeyle ilgili taze veriler de geldi. İstersen hemen değerlendirmeye çalışalım Gizem. Bir önceki yılın Eylül ayında 2,3 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın aynı ayında 1,65 milyar dolarlık bir fazla ile açıklandı. Sonuçta 12 aylık cari işlemler açığı da böylece 18,44 milyar dolar seviyesine gelmiş oldu. Bu gelişmede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,7 milyar dolar azalışla 1 milyar dolara gerilemesi, hizmet dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1,9 milyar dolar artışla 3,67 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç kalemi de takip ediyoruz. Burada da bir önceki yılın Eylül ayında 3,2 milyar dolarlık fazla verilmişken bu ay 5,5 milyar dolarlık bir fazla verildiğini de belirtelim. Az önce sen de turizm gelirleri dedin. Hemen hizmet sektörüne bakıyorum. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerde bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 milyar dolarlık artışla 2,98 milyar dolar seviyesi açıklandı. Bir iki satır da hemen finans hesabından verelim. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar dolar seviyesinin biraz üzerinde. Portföy yatırımları
kaynaklarında 1.2 milyar dolarlık bir net giriş olduğunu belirtelim. Ve resmi rezervler tarafında da bu ay 5.5 milyar dolarlık bir net artış olduğu bilgisini de aktaralım. Albaraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl bizimle beraber bu sabah. Lütfullah Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Cari denge seviyesi beklentinize yakın mı gerçekleşti? Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısı öncesinde bu veriye daha fazla anlam yükler misiniz? Ya son sorudan başlayayım. Yüklemem. Yani cari dengenin yakın vadede direkt olarak kurla çok bir alakası olduğundan da pek emin değilim zaten. Bizim beklentimizin üzerinde bir cari fazla gerçekleşti. Yani özellikle altın ithalat tarafında son yani birkaç aydır özellikle çok ciddi zayıf bir seyir var. Hani normal ortalamaların da altında bir altın ithalatı seyri izliyoruz. Onun da katkısıyla ve turizminde aldığımız kadarıyla 2019 seviyelerinin %75-80'ine dönmesiyle beraber böyle bir cari fazla rakamıyla karşı karşıya kaldık. Yani Ekim ayı itibariyle de muhtemelen yani 2,5-3 milyar dolara yakın bir cari fazla beklentisi içerisindeyiz biz. Bunları hesaba kattığımız zaman esasen nihayet itibariyle merkezin Temmuz gibi bahsettiği sene sonu işte yıllık 12-13 milyar dolarlık cari açık tahmini yani şu aşamada tutabilirmiş gibi görünüyor bize. Peki önümüzdeki haftadan ne beklersiniz Lütfullah Bey? Onu da sorayım. Çünkü gelecek hafta bir Merkez Bankası toplantısı da olacak. Bizim mevcut beklentimiz 25 baz puan indirim şeklinde. Aralık toplantısında da 25 baz puan indirimle beraber yılın 15,5'la kapatılmasını bekliyoruz. Bu 25 baz puanın esasen herhangi bir ekonomik dayanağı yok ama Merkez Bankası'nın yani açıklamalarına dayanarak bu tahmini yapıyoruz. O açıklamada neydi? Yani sınırlı alan olduğu yorumu yapılmıştı hem enflasyon raporunda hem de Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarında. Özür dilerim, enflasyon sonrasında Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada. Ya buna dayanarak bir 25 baz puan öngörüyoruz şu anda. Albaraka Türk ekonomisti Lütfullah Bingöl çok çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Cari denge rakamlarını karşıladık ama merkezin yönlendirmeleri çerçevesinde çok fazla anlam yüklemiyorum dedi Lütfullah Bey. 25 baz puan gelecek haftaki toplantı ve 25 baz puan da yılın son toplantısında indirim beklentileri var. İstersen devam edelim biz de Gizem. Dediğim gibi yani özellikle cari açık bizim gündemimizden nasıl çıktı? Bu sene işte salgına bağlı iyileşmeler diyelim işte turizm sezonunun toparlanmasını beraberinde getirdi. İşte TL'nin rekabetçiliğinin oraya yönden de katkısını görebiliriz. Gerçekten efektif giriş de oldu o dönemde. Burada özellikle bir de kredi yoğunlaşması vardı. Bu bizim neticesinde bu sene cari açığı gündemimizden çıkarmamıza sebep oldu. Burada özellikle tüm yıl için beklentilere baktığımızda Ocak Aralık yani 2021 Ocak Aralık'ta 21.3 milyar dolarlık bir cari açıkla yıllık tamamlayacağımız yönünde bir görüş var. Piyasa katılımcıları anketine göre önümüzdeki yıl da bence cari açık yine gündem olmayacak ama gelecek yılda da 21.5 milyar dolarlık bir cari açık beklentisi var şu an piyasa katılımcıları anketine göre. Bu rakam tabii ki değişebilir önümüzdeki yıl içerisinde. Burada tabii dış ticaret, finans hesabı da, sermaye hesabı da hepsi belirleyici. Şunu söyleyeyim ama burada özellikle mesela biz burada neye özellikle cari açımızı iyileştiren faktör olarak bakıyoruz? Dış ticaret açımızın daralması bir sebep. Nasıl oluyor bu? Türk lirasındaki değer kaybının neticesinde biz ihracatımızı arttırıyoruz. Evet tamam dış ticaret açımız böylece daralmış oluyor ama mesela biz buraya çok fazla bence biraz bel bağlamış vaziyetteyiz. Burada şöyle bir risk var bence. Bütün dünyada yılbaşından bu yana konuştuğumuz bir tane konu var. Tedarik zincirindeki aksama. Arz kaynaklı sıkıntılar. Bunlar bizim için de geçerli. Yani dış talep canlı seyretse bile bizim o dış talepten gelen talebi karşılayamama riskimiz var. Tüm dünyada olduğu gibi bizim de var. O yüzden bu da ihracat rakamlarımızı zayıflatma ihtimaline sahip bir gelişme. Şu an öyle bir şey var demiyorum ama arz kaynaklı problemler ekonomilerin her yerinde hissedilen bir konu. O yüzden de dış talep zengin olsa bile, canlı olsa bile biz ihracat konusunda bu arz yönlü sıkıntılara mağdur olursak bundan kaynaklı ihracatımız istediğimiz gibi gitmeye de bilir. Türk lirası rekabetçi olsa bile, dış talep canlı seyretse bile. Turizm tarafında aynı koşullar önümüzdeki yıl geçerli olursa turizmde toparlanma aynı şekilde devam edebilir. Bir de şu var, önümüzdeki yıl gene cari açık bence problem olmayacak dememin asıl sebebi de şu. Bu sene biz belki çift taneyle büyümeyle beraber Türkiye ekonomisini göreceğiz. Ama önümüzdeki yıl bu kadar büyük bir büyüme olmayacak. O yüzden talep de zaten iç talep de o kadar canlı olmayacak. Bundan kaynaklı yine cari açık bence önümüzdeki yılda yine problem olmayacak aslında.
Bu arada net hata 90 geçen sefer 4,5 milyar dolar civarı gelmişti. Eylül 1998 zirvesindeydi. Orası da 1,8 milyar dolar seviyesine geri çekilmiş durumda. Bir dipnot olarak onu da aktaralım. Böylece piyasa masasının sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.